Madem siyasetçiyi değiştiremiyoruz, gönlümüze göre politikacı bulamıyoruz, genel konuşuyorum. O zaman geleceğin siyasetçilerini, geleceğin politikacılarını, geleceğin genç beyinlerini biz kendi evlatlarımızı yetiştirerek yapacağız. Toplumun şuna bile işlenmesi lazım. Her yıl bunu görüyoruz, öğretmen ataması. Ya şu an memleketin ihtiyacı olan genç beyinler, mühendislere ihtiyaç var. Genç siyasetçilere ihtiyaç var. O zaman biz evlatlarımızı bu yöne teşvik etmemiz lazım. Eğitim hayatlarında o şekilde yönü biz vereceğiz. Hedeflerin çıtalarını büyük tutacağız. Ama burada da devletimizin bize yardımcı olması gerekiyor. Yeni anayasa konuşuluyor. Liderler görüşüyor. Bu olumlu havadan da ben çok mutluyum. İnşallah. Sayın Özgür Özel'in konuşmalarının değişmesinden, siyaset dilinin yumuşamasından dolayı oldukça da memnunuz. Umarım inşallah Özgür Bey'i yemezler. İyi gidiyor. Umarım bu dil devam eder, diyalog devam eder. Ama burada yeni anayasanın da küreselcilerin istediği gibi değil. Biz kendi özümüze, değerlerimize, milli manevi hassasiyetlerimize zirveye çıkaracak yasalar. Bu iş kökten, eğitimden başlar. Bizim gönlümüz bundan geçiyor. Bu eğitimi devletimiz versin. Elbette ki anneler de babalar da size yardımcı olacaklar. Özgür Filistin direnişi buradaki zihindeki işgali de özgürleştiriyor. Bir 10 yıl sonra, belki de bu 15 yıl sonra olacak. Bu yeni anayasanın bu şekilde çıkmadığı takdirde çorbada katkısı olan siyasetçileri de sıfırlayacak. Hiçbirini göremeyeceğiz. Bu vatanın evlatları kendi istedikleri gibi yetiştirdikleri evlatlarını siyaset sahnesine çıkaracak. Bambaşka bir dünya olacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadis-i şerifi var. Soruyorlar ya Resulullah o gün geldiğinde Araplar nerede olacak? Azınlıkta olacak diyor. Şimdi bizim alimlerimizin bu sözden çıkardığı şu, İslam sancağı düştüğü yerden kalkacak. Öyle bir gün geldiği zaman da bir nesli hazırlamanın ahirette bizim hasenemize, ey mümin kulum bak peşinden gittiğin davanın nihayetine bak, burada senin de katkın var diye. Allah bize kabirlerden de olsa o günü görmeyi nasip etsin. Hani daha adam gibi yaşayıp Kıbrıs'taki gibi, Kore'deki gibi yeşil sarıkları kaldırdı kabrinden davaya. Kimi batıla inanır, biz hakka inanıyoruz. Evet. Öyle umut ediyoruz. Nerede en çok ihtiyacımız olan şey umut. Ama umut geleceği bekleyerek değil. Gönlümüz istiyor ki birilerinin çıkıp bu katliamların karşısında ben buradayım deyip milyonları, gönülleri refah kapısına yığmasın. Allah o günleri de görmeyi bize nasip etsin. Amin inşallah.